Çok muhterem kardeşlerimiz, Ramazan-ı Şerifimiz, günümüz, gecelerimiz mübarek olsun inşallah. Sohbetimize tebürrüken 3 İhlas bir Fatiha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek pâk ruhu tayyibelerine, Ehl-i Beyt'in sahâbe-i kirâmın, enbiyâ-i azâmın, sâdât-ı kirâmın ruhu şeriflerine, şehitlerimiz hasaten Gazze şehitlerinin ruhu şeriflerine, yaralılarımıza, gazilerimizin şifasına, Ümmet-i Muhammed'in selametine. Bu niyaz bu dua bir Fatiha-i 3 İhlas Allah'ım sana. Errahmanirrahim. Malik bid-din ya rabbi ya sallallahu aleyhi ve sellem. Sıratal müstakim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, Fussilet suresinden okundu. Burada Cenab-ı Hak takva sahiplerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin istikametinde hayatını tanzim edenler için müjdeler bildiriyor. Bir de yüksek ahlaka dair bir iki misal bildiriyor. İnşallah yaşamayı, yaşatmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin inşallah. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de 80 küsur yerinde kullarına ey iman edenler şeklinde hitap ederek Halik Cenab-ı Hak kullarına hitap ediyor. Bunun için en büyük mesajlardan biri de ya evlezine ametukullah hakka tukatihi ve la tumutun illa entum müslimun. Ey iman edenler, Allah'tan onun azametine yaraşır şekilde ittika edin. Ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor. De bu can vermek de bir sefere mahsus, tekrarı da yok. Hamdolsun ebedi hayatımız için öyle bir rahmet iklimindeyiz ki Ramazan-ı Şerif'te kul bu rahmet mevsimini bir nimet olarak telakki edecek. Namaz, oruç, zekat, sadaka, infaklarla kulluğumuzu güzelleştirmenin gayreti içinde olacak. Cennete vasıl olmanın Cenab-ı Hak Darüsselam'a cennete davet ediyor. Bu cennete girebilmenin takva olarak çarelerine dikkat edecek. İbadetlerimiz birer vitamin. Ruhani hayatımıza bir vitamin, ahlakımıza bir vitamin. Cenab-ı Hak namaz en çok ilk farz olan namazdır. Miraç'ta farz oldu. Resulullah müminin miracıdır. Demek ki namazla kul Cenab-ı Hakk'a bir yakınlık peydah ediyor. Cenab-ı Hak namaz hususunda secde et ve yaklaş buyuruyor. Yani insan demek ki problemleri namazla bertaraf edilmiş olacak. Fakat o namazın da takva ile kılınabilmesi, haşûn bir haşyet bir huşu içinde olabilmesi. Demek namaz ibadetlerimizin çok mühim bir vasfını teşkil ediyor. Oruç zahiriyle ve batınıyla tutulan bir oruç. Bu da mümini takvaya yönlendiriyor, Allah'a yaklaştırmaya yönlendiriyor. Cenab-ı Hak "Leallekum tattakûn" buyuruyor. Umulur ki diyor, oruçla takva sahibi olursunuz. Çünkü orucun bize çok öğrettiği şeyler var. Namaz bir ders veriyor, oruç ayrı bir ders veriyor. Zekat var. Zekat mülkün Allah'ın olduğu şuurunu kazandırıyor müminlere. El mülkü lillah mülk Allah'a aittir. Tabii zekatla beraber sadaka var, infak var vesaire. Bu ibadetler huşu içinde ifade edilecek. Yani hem zahir hem batın böyle insanın gönül âlemi temizlenecek, berraklaşacak, ahlakı seviye kazanacak, nefsane arzular bir mumun eridiği gibi eriyecek, Efendimiz ile kalben beraberlik zemini hazırlanacak. Çünkü Efendimiz el mer'u men ehabbe ki sevdiğiyle beraberdir buyuruyor. Ve bütün sevgilerin Resulullah Efendimizin sevgisinin zemininde kalması lazım. Okunan ayet-i kerime Fussilet 30. ayete Cenab-ı Hak buyuruyor, şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip yani Allah rızası üzerinde hayatın istikametlendiren sümmes tekammu Resulullah Efendimiz izinde ömrünü devam ettiren onun melekler iner buyuruyor onların üzerine o kişinin üzerine. Onlara melekler gel korkmayın üzülmeyin size vaad olan cennetlerde sevinin derler. Melekler bu müjdeyi 3 yerde verecekler. Bu müttaki takva sahibi kullar için bir de son nefeste zor anımız
ruhun bedeni terk ettiği an. İkincisi kabre girişte. Orada bir ayrı bir gurbet âlemine gireceğiz. Mal, mülk, evlat, çoluk, çocuk vesaire, dost, ahbap hepsi burada kalıyor. Ancak dünyadaki amellerimizle gireceğiz. Burada melekler yine burada kabire girerken yine yardım edecekler. Korkmayın, üzülmeyin. Allah size vaat ettiği cennetlerle sevinin diyecekler. Üçüncü olarak kıyamet zor bir gün. Dehşet bir gün. Cenab-ı Hak "Abu sen kamterira" buyuruyor. Musibetli gün, sert gün. Sıkıcı gün. O gün de yine melekler o dirilme gününde yine korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın size vaat ettiği müjdelerle sevinin diyecekler. Yine bu melekler ayet-i kerime devamında biz dünya hayatında da sizinle dostluk diyecekler. Gafur ve Rahim olan Allah'ın ikramı olan sizin için canlının çektiği cennette her şey var. İstediğin şey orada sizin için hazırdır diyecekler. Bazı müfessirlere göre melekler istikamet ehli insanların dünyada karşıladığı zorluklar, meccezirler karşısında onların sadırlarını genişletip ferahlıklar verecek ve bazı ilhamlar bulunan onu korkuyu ve hüznünü gidermek için inecekler. Sanki Gazze'de böyle bir manzara var. O kadar zor durumda bir taraf bombalar, bir taraftan evladını kaybediyor vesaire kavruyor. Sebat var, sabır var, tevekkül var. Demek ki orada bir nasıl bir takva hayatı yaşanmış ki Allahu alem orada melekler gelip bir teselli ediyor, imdad ediyor. Ondan gelen ayette Cenab-ı Hak yani bir Müslüman şahsi, Müslüman karakteri nasıl olacak? Orada da Cenab-ı Hak insanları Kur'an ile, sünnet ile Allah'a davet eder. Yani hidayete davet eder. Kendimizden, evlatlarımızdan, akrabalarımızdan vesaire başlayarak şahsımız olarak ameli salih işleyenler, ben Müslümanlardım diyenler, yani İslam karakter, İslam şahsını tevzi edenlerden kimin sözü daha güzeldir Cenab-ı Hak buyuruyor. Demek ki bir müminin bu vasıfta olması Rabbimiz istiyor. Amel-i sâlih sahibi olacak, takva sahibi olacak ve tebliğ edecek. Yani bir Müslüman Kur'an ve onun hayata tatbiki olan sünnet ile insanları Allah'a davet edecek. İkincisi amel-i sâlih sahibi olacak. Yani zira salih ameller kulun imanının bir şahididir. Yani ruhani hayat güçlü olacak bir müminde. Üçüncü Müslümanlardanım diyecek. Yani haliyle, kâliyle, yaşayışıyla şahsiyet ve karakterini sergileyecek. Yaşı tebliğ eden kimse olacak. Bir misal Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik gelmeden evvel müşrik halk bile bazen Muhammed geldi gitti demezlerdi. El Emin es Sadık geldi derlerdi. En doğru insan geldi derlerdi. Efendimiz sıfatıyla anarlardı. Yani bu vasıfta sahip olan bir müminin hali en güzel bir mümin olacak. Sonraki ayette Cenab-ı Hak büyük bir faziletten bahsediyor. Bir kul bu fazilete ermiş olacak. Tabii ancak tezkiye olacak ki böyle fazilete erecek. Burada da Rabbimiz iyilikle kötülük bir olmaz buyuruyor. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arada düşmanlık olan kişi senin candan bir dost olur buyuruyor. Şimdi bu tasavvufun en mühim ve öncelik meselesi kalpten benli enaniyeti bertaraf edebilmektir. Zira tevhid akidesinin ortaklığa tahammülü yok. Daima oku sen ya Rabbi diyecek. Senin lütfundur diyecek. Senin ihsanın ikramındır diyecek. Kötülüğe kötülüğünü mukabele etme. Ayetin şumuyla baktığımız zaman kötülüğe kötülük muamele etmek ham insanların davranış şekli. Nadan insanların davranış şekli. Her halükarda iyilik yapabilmek ise kişinin iç âlemine ulaştığı ulvi seviyeyi gösterir. İnsanlara iyilik yapmanın da üç fazilet derecesi vardır. Birinci derece iyiliğe karşı iyiliktir. Yani yapılan bir iyiliğe en azından teşekkür etmek. İnsanın en tabii vazifesidir. Tabii ilk başta teşekkür Allah'a. Bundan değerlisi iyiliğe daha büyük bir iyiliğe karşılık vermektir. Yani bu en basitten sana verilen bir hediyeye karşı durumuna göre sen de ona o hediyeye bir karşılık verebilmendir. İyiliğe karşı iyilikte bulunmaktır. İkincisi, bu daha yükseliyor. Karşılık beklemeden iyilik etmektir.
Böyle davranış birinci basamaktakinden çok daha üstündür. Burada İnsan suresinde görüyoruz. Ali radıyallahu anh ve Fatıma validemiz tam bir rivayete iftar vakti. Bir rivayete normal bir günde Fatıma validemiz bir yemek yapıyor. Tam o yiyecekler başlayacaklar. Bir fakir geliyor, lillah diyor. Onu veriyorlar. Tekrar Fatıma validemiz yapıyor. O zaman bir yetim geliyor, yetime veriyorlar. Üçüncü esir geliyor, esire veriyorlar. Verirken de sizden bir karşılık beklemiyoruz diyorlar. Yani siz minnet altında kalmayın diyorlar. Biz bunu size Allah rızası için biz veriyoruz diyorlar. Gerekçe bildiriyorlar. Zira diyor, biz diyor, Abu Hüseyin Kamtırra o kıyametin sert ve belalı günden korkarız diyorlar. Yani karşılık beklemeden iyilik etmek ikinci şey, bir üstü. Üçüncü üstü, en üstü, en değerlisi kötülük edene iyilik etmek. Zira her hayrın fazileti onun zorluğu nispetindedir. Kötülüğe maruz kalan birine iyiliği isteyebilmek son derece zor bir iştir. Bunun için ki iyiliğe iyilik her kişinin, kötülüğe iyilik ise her kişinin kârıdır denilmiştir. Bunu peygamberlerde görürüz en bariz. Yusuf Aleyhisselam'da görüyoruz. Kardeşleri onları kuyuya attılar. Aldılar, dövdüler, yere çarptılar. Fakat Yusuf Aleyhisselam onlarla karşılaştığı zaman onlar farkındayım, onlara devamlı ikram etti. En son onlar dediler ki, Yusuf dediler, tanırlar. Hakikaten Allah seni bizden üstün yaratmış dediler. Velhâsıl kötülüğe karşı iyilik. Yeni Mekke fethinde tam kısas yapılacak zamandı. Yani 20 küsur sene yapılan zulmün bir cezasını vermekti. Efendimize geldiler, kıymetli kardeşler, müşrikler. Bizim için ne var dediler. Efendimiz af var buyurdu. Sen ne güzel kardeşsin dediler. Efendimiz hiçbir zaman nefsani bir gurur ve kibir sahibi ben demedi hayatında. Daima senin lütfundur ya Rabbi hissiyatıyla nimetlerin Cenab-ı Hak'tan olduğunu idraki içinde bulundu. Huneyn'de olduğu gibi. Huneyn'de şöyle bir şey oldu. Huneyn'e kadar her seferde Müslümanlar Cenab-ı Hak iltica halindeydi. Huneyn'i biz nasıl olsa kazanırız dediler. Yeni kumandanlar var dediler. Harp gücü olarak güçlü yüzde biz nasıl olsa kazanırız dediler. O daha evvelki olan teslimiyet biraz zaafa uğradı. O zaman Cenab-ı Hak alıbora etti birdenbire. Resulullah düşmanın ortasına kadar atını sürdü. Orada kendisinin olan sıfatlarını bildirdi. Fakat her sıfat bildiğince la fahre diyordu. Övünmek yok diyordu. Demek ki bir mümin hayatının Cenab-ı Hakk'ın verdiği lütuflar karşısında daima la fahre hiçbir zaman ben demeyecek. Sen ya Rabbi lütfundur diyecek. Yine efendim buyur hiçbiriniz ben insanlarla beraberim. Eğer insanlar iyilik yaparsa ben de iyilik yaparım. Kötülük yaparlarsa ben de kötü davranırım diyerek gâfiller gibi olmayın buyuruyor. Yine bir Kur'an-ı Kerim'de misal var. Ebu Bekir radıyallahu anh, Mistah isimli bir fakire devamlı yardımda bulunurdu. Bir iftira hadisesi oldu Ayşe validemize. Bu da iftira edenlerin içinde oldu. Ebu Bekir Efendimiz de ben de bundan sonra Mistah'a yardım etmeyeceğim dedi. Tabii iftira çok korkunç bir iftira. Cenab-ı Hak Ayşe validemizi tenzih etti, tebliğ etti. Eğer dedi bu dedikodu olduğu zaman dedi. Niçin dedi orada bulundunuz dedi. Eğer Allah'ın rahmeti eğer tecelli etmese sizin için büyük bir ben azap indirdim Cenab-ı Hak buyurdu. Ebu Bekir Efendimiz ben mistah dedi bundan sonra vermeyeceğim dedi. Ayet indi. Allah'ın sizi affetmesini istemez misiniz? Ebu Bekir Efendimiz yine dedi Allah'ın beni affetmesini isterim. Yine o Ayşe validemi iftira atan mistah sadaka vermeye devam etti. Bunlar faziletli zirveler. Yine Allah dostu Abdullah İbn Mübarek Hazretleri vardı. Kötü huylu bir kişi yolculuk yaptı. Seyahatler sona erip ayrıldıkları zaman Abdullah İbn Mübarek Hazretleri'nin gözleri yaşardı. Dostları şaşırdılar. Niye dediler? Dedi ki o kadar yolculuğa rağmen beraberimde bulunduğum arkadaşımın kötü halini ben düzeltemedim. O biçarenin ahlakını güzelleştiremedim.
Düşünüyorum, acaba benim bir noksanlığımdan ötürü mü ona faydalı olamadım? Şayet o benim hata kusurumdan dolayı istikamete gelmediyse, yani hesap günü benim halim felaket olur diyor ve gözünden damlalar düşüyordu. Mevlânâ Hazretleri'nin güzel bir misali var. Dehşetli teşbihler vardır. Mevlânâ Hazretleri buyuruyor ki, suyun yüzlerce kerem ihtişamı vardır buyuruyor, suyun. Kirleri diyor, kabul eder su diyor ve kirleri temizler diyor. Mesnevi şerhinde bir misal buna, bir misal veriliyor. Marifet diyor, yani Allah'ı kalpte tanıyabilmek, renklerin bolluğundan değil, yani nefsane hayatlardan değil diyor. Renksizliğe erişmenin zuhurundan olur diyor. Dediğim gibi göklerdeki bulutların diyor, deryadaki suların diyor, denizlerin diyor, kendine ait renkleri yoktur diyor. Onun renkten renge koyan semadaki güneştir diyor. Böyle renklerden arınan kişi, yani nefsane arzulardan sıyrılan kişi, renksizliğe de hiçliğe vasıl olur. Yani benliğini aradan çıkararak cemali sıfatların masrı haline gelir. Yani men arife nefse fakat arife Rabbe. Renksizliğin en kıymetli rengi sıbgatullah'tır. Ayet-i kerimede buyuruyor. Allah'ın rengine boyanmaktır. Allah'ın boyasına boyanmaktır. Bu renksiz olduğu halde denizlerin mavi tonları şekil şekil değiştirir. Çünkü denizler semayı aksettirirler. İnsan kalbi de burada Mevlana teşbih yapar buraya kadar. İnsan kalbi nefsani dünyadan uzaklaştırıp baki olan yani Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta mesafe aldıkça renksizleşir. Kalbi cemali sıfatların tecellisi haline gelir. Cenab-ı Hak Kutsî Hazretleri, gören gözüm, işiten kulağım, akleden kalbi olurum buyuruyor o kulumun. Yani nezaket, zerafet, güzelliğinin bir gönül berraklığına sahip olur. Ruhundan rahmet taşırır. Derya gönüllü olur. Rabbimiz böyle bir gönül kıvamını cümlemize nasip eylesin inşallah. Muhterem kardeşlerimiz, yine ben Rasûlullah Efendimiz'in bu ilk Cuma namazı kıldığı Ravuna Vâdisi'nde iki tane hutbe okudu arka arkaya. Bu hutbeden çok kısa birkaç kısım aldım ben. Orada Rasûlullah, ey insanlar, ölmeden önce tövbe edin. İkincisi, fırsat eldeyken sâlih ameller işlemeye bakın. Efendimiz Fâtıma Vâlidemize, kızım dedi, bol bol amel-i sâlih işle buyurdu. Babanın peygamber olduğuna güvenme buyurdu. Fırsat yarın. Hayatın türlü türlü cilveleri var. Gücümüz kaybolur, vesaire olur, hastalıklar gelir vesaire. Demek ki sıhhatimiz yerindeyken bol bol sâlih ameller işlemenin istikametinde olacağız. Yine Efendimiz Ravuna'da vâdisi verdiği hutbede gizli bolca sadaka verin buyuruyor. Yani sana rızık veren Allah olduğunu unutmadan cömert olun. Yani sana rızkı veren kim? Allah. Demek ki kul Allah'ın cömertliğinden, Rahman, Rahim esmasından bir tecelli alacak ve sevinerek verecek bunu. Bir de Allah'ı çok çok zikretmekle Rabbinizle aranızı düzeltin buyuruyor. Takva üzere bir hayat, böyle bir hayat şart. Yani böyle bir hayat istiyor bizden. Nefsânî arzular bertaraf edilecek, ruhani istidada inkişaf edilecek. Kul kendi ilahi kameranın altında olduğunu idraki içinde olacak. Mevlânâ Hazretleri de buyuruyor ki yani benzer bir şeyi ifade. Hacca gidenler orada Kâbe'nin sahibini arasınlar. Onu bulduktan sonra Kâbe'yi her yerde bulabilirler. Yani bu bir ihlası burada bildirmiş oluyor. Efendim Ramazan-ı Şerif hem Rabbimiz ile aramızı ruhanileştirmenin hem de ona yakınlığın artımının en feyizli zamanı. Rabbimize ne kadar şükretse az, hamdolsun böyle manevi hazine bizleri lütfetti Rabbimiz. Bize sevdiğimiz biri kıymetli bir hediye gönderse, aman bizi hatırladı deriz, memnun oluruz, teşekkür ederiz. Verdiği hediye son derece ihtimam gösteririz. Ramazan-ı Şerif de Rabbimiz bize gönderdiği en güzel bir hediye. Ruhani hayatımızı derinleştirmek,
Cenab-ı Hakk'a yaklaşabilmek, günahlarımızın affına vesile olabilmek. Velhâsıl Ramazan-ı Şerîf büyük bir lütuf. Tabii şu var, ufak tefek zorluklar da olacak. Açlık olacak. Bilhassa nefsinin arzularına karşı mukâvemet olacak. Fakat innemel usru yusra, innemel usru yusra, her zorluktan sonra Cenab-ı Hak bir huzur hali, bir kolaylık veriyor. Bu ay Ramazan-ı Şerif Rabbimizin rızasını tahsil etmenin, ona yaklaşmanın, hodgâmlıktan diyârgâmlığa ulaşmanın, merhamet ve şükrün tezahürü infakla nefsin cimrini bertaraf etmenin, en mühimi mühimlerin mühim yaşama zevkini bir kenara bırakıp yaşatma sevdasını gönül vermenin taliminin yapıldığı bir ay. Rasûlullah Efendimiz o şekildeydi. Yani ganimetler gelirdi, ev dolardı. Efendimiz onları tevzi etmeden huzur bulamazdı. Yani Efendimiz yaşama zevkini bir kenara bırakıp yaşatma sevdasını gönül vermenin huzuruyla doyardı. Ayşe Vâlidemiz ifadesi, Efendimiz'e ganimetler gelirdi fakat o dağıtmakla muhtaçların ihtiyacını gidermek huzur bulurdu. Yine bu ay, din kardeşlerimin derdiyle dertliyim, onlara şefkat ve merhametle kol kanat germek. İlla ki onlara bir dünyalık vermek değil, imkânın yok, dünyalık veremezsin. Fakat Cenâb-ı Hak, kavlen meysûrâ diyor. Ona hiçbir şey veremiyorsan, imkânın yok, hiç yoksa ona güzel birkaç tatlı söz söyle. Onu bir teselli et. Kul daima siması da mütebessim olacak, kalbi de mütebessim olacak. Kur'an-ı Kerim'in indiği bir ay bu ay. İbadet bilhassa Kur'an-ı Kerim ile meşguliyetimizi teksif etmek. Yani Kur'an-ı Kerim'i yaşamak ve yaşatmak. Kur'an-ı Kerim'in talimatlarına itina göstermek. Kur'an-ı Kerim'in men ettiği şeylerden titizlikle yangından kaçar gibi kaçmak. Dolayısıyla bu Ramazan-ı Şerif, bu ilahi armağan, bunun canı gönülden Cenâb-ı Hakk'a şükretmemizi icap eder. Onun kadri kıymetini, sâlih amellerle ihyasına çalışmamız. Cenâb-ı Hak, biz kulları üzerinde bir hakkı Rabbimizin bu. Buna mukabil, ilahi lütfa bigâne kalmak ise, büyük bir duygusuzluk, hatta nankörlük. Burada Mevlânâ'nın güzel bir ifadesi var çok yine. Gâfil insan diyor. Gâfilen kendini ucuza sattı. O çok kıymetli atlas bir kumaş gibiydi. Tuttu, kendini adi bir hırkaya yamadı. İşte paha biçimin bir değeri buna Ramazan-ı Şerîf'in gün ve gecelerini nefsani ve süfli meşgalelerle israf etmek, böylece ağır bir takdir hatasına düşmek demektir. Unutmamak lazımdır ki, her zorluktan sonra bir ferahlık gelir. Nefsin arzuna karşı mukâvemet zordur. Fakat neticesinde ruhaniyet seviye kazanır, mü'min huzur bulur. Dünyada aynen böyledir. Dünyanın meçhezirlerine, iniş çıkışlarına mukâvemet edildiği zaman, sonsuz bir ahiret saadete gelmiş olur, lütfedilmiş olur. Kendimizi bir muhasebe edelim. Kur'ân-ı Kerim'le nasıl bir yakınlığımız oldu, nasıl yaşadık, nasıl yaşattık, nasıl telkin ettik? Efendimiz buyuruyor, Kur'an okuyun çünkü o kıyamet günü kendi hemhal olan kişiye, yani Kur'an'la yaşayan bir kimseye şefaatçi olarak gelecektir. Efendimiz'in bir duası var, bir ilticası var Cenâb-ı Hakk'a Rasûlullah Efendimiz'in. Yâ Rabbi diyor, her bir güzel ismi hürmetine senden niyazım şudur diyor, duam şudur diyor. Kur'an'ı gönlümün baharı eyle Yâ Rabbi diyor. Yani gönlümüz bir saadet haritası eyle Yâ Rabbi diyor. Sadrımın nuru, gönül âlemin feyzi ve nuru eyle diyor. Hüzün ve kederimin çaresi eyle diyor Rasûlullah Efendimiz. Abdullah bin Mesud şöyle buyuruyor. Her ziyafet çeken, ziyafetine insanların gelmesini ister ve bundan memnun olur. Kur'an da Allah'ın ziyafetidir. Sakın ondan uzakta durmayın. Yaşamak, yaşatmak. Yine bugün de onu hamd şükür talibinden ne kadar nasibimiz oluyor. Nimetlerin kadrini ne kadar idrak edebiliyoruz. İşte bu bilhassa iftar sofrasına oturduğu zaman bir de o Gazze'deki kardeşlerimizin durumunu düşünmek. Cenab-ı Hak bizleri şükürle imtihan ediyor. Onları ise sabırla ve teslimiyetle imtihan ediyor.
Cenab-ı Hak buyuruyor, Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. En büyük ihsan-ı ilahi İslam olmamız, Müslüman olmamız. Bu ne büyük bir nimet. İstikbal, sonsuz hayat Cenab-ı Hakk'ın bu lütfuyla olacak inşallah. Bizim bilip bilmediğimiz ne kadar Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine müstarak durumdayız. Kaybetmeden hatırımıza gelmez hiçbir zaman. Ver gözünü dünyayı veririm dese kim değişir? Ver kulağını dünyayı veririm kim değişir? Ver diline dünyayı veririm kim değişir? Ki her uzvunda ayrı ayrı bir şükrü var. Gözün şükrü, kulağın şükrü, velhâsıl her şeyin şükrü var. Onun için Efendimiz bu teheccüde çok uzun namaz kılardı. Ayağı şişerdi. Gözündeki damlalar secde ıslatırdı. Ayşe validemiz, "Yâ Resulallah, Allah senin geçmiş gece her şeyini affetti." dediği zaman Ayşe, "Şükreden bir kul olmamayın." buyurdu. Ya yani Cenab-ı Hak şükrümüzü idrak ettirsin. Yine ayet-i kerimede şükreden kullarım azdır buyuruyor. Bir kişi dua ediyor. Ya Rabbi diyor, beni azlardan eyle. Ne olursun diyor. Ya Rabbi beni azlardan eyle diyor. Ömer radıyallahu anh duyuyor. Gel bakayım diyor. Bu nedir azlardan istediğin diyor. Cenab-ı Hak ya halife diyor buyurmuyor mu? Şükreden kullarım azdır. Demek ki Cenab-ı Hak cümlemi şükredebilmeyi nasip eylesin. Ayet-i kerimede insan diyor, ister şükret diyor. Serbestsin. İstersen de nankör ol buyuruyor. Yine bize orucun talim ettiği en mühim şey cömertlik, diğergâmlık. Aç kimse açın halinden anlar. Onun için Yusuf Aleyhisselam hazine verirken aç olarak dağıtırdı. Çünkü açların halinden anlayayım diye. Bir mümin de oruçluyken yine o açların halinden en güzel anlar. Demek ki bize bir cömertlik terbiyesi veriyor. Bir cömertlik zenginliğini veriyor oruç. Efendim bu Cibril diyor, Cebrail bana Allah Teala'nın şöyle buyurduğunu söyledi. Bu din yani İslam din, içe bulunduğum din, canım yaşamaya nasip etsin. Zatım için seçip razı olduğum bir din, o da ancak cömertlik ve güzel ahlak yakışır. Güzel ahlak, cömertlik güzel ahlakın içinde ama burada Rasûlullah Efendimiz cömertliği ayrı olarak zikrediyor. Yani güzel ahlakın zirvesi olmuş oluyor. Yine oruç, bu takva sayesinde vücurdan gelecek nefsani arzulara karşı gelişen bir cihattır buyuruluyor. Yine makbul bir oruç, bütün vücudu bilhassa kalbin iştirak ettiği oruçtur. Yani kalbine tutturduğun bir oruçtur. Ve hüve mahkûm eyne mahkûm. Nereye gitsen Allah sizinle beraberdir. Her halimizi Cenab-ı Hak biliyor bizim. Onun bir idraki içinde bir oruç tutabilmek, tabi bu zirve bir oruç ama ne kadar yaklaşabilirsek o kadar kârdır. Yani Allah ile beraberlik şuuru içinde oruç tutabilmek. Yani yüksek bir takva duygusuyla insan günahlardan, mazide, gafletten alıkoyan bir oruç. Onun için bilhassa Ramazan-ı Şerif'te, her zaman dikkat edin, Ramazan-ı Şerif'te daha fazla, dünya ve âhiretine fayda vermeyen işlerden el çekmemiz lazım. Midemizi oruç tutturduğumuz gibi bizi Hak'tan gâfil bırakan meşguliyetleri de terk ederek gönül tahtımızı onun gerçek sahibi Cenab-ı Hakk'a hasretmemiz, yani mâsifâya karşı bir gönül orucu tutmamız zaruri. Efendim buyuruyor, nice oruç tutanlar var ki diyor, aşıktan başka bir kazançları yoktur buyuruyor. Nice diyor, namaz kılanlar vardır diyor, yorgunluktan başka namazını elde ettiği bir şey yoktur. Demek ki bu hadis-i şerifte düşünmek lazım. Oruç diyor, aç kalmaktan başka bir kazanç diyor. Demek ki bu o kişi bir problem var. Problem var ki yalnız aç kalıyor, kalbi hayatına bir ehemmiyet vermiyor. Namaz kılıyor, geometrik bir namaz oluyor. Cenab-ı Hak istemiyor. Namazda haşûn buyuruyor, bir huşû için namaz istiyor. Zahir bâtire namaz istiyor. Oruçta da öyle, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ umulur ki takva sahibi olursun buyuruyor. Orucu gıybetle zedelememek zaruri. Asıl zaten iki kadın oruç tutuyordu. Efendim ya, ya Rasûlullah diye bu iki kadın neredeyse bir baygınlık geçiriyor. Onlar oruçlarını açsınlar mı dedi. Rasûlullah Efendimiz
Çağırın o iki kadını. O iki kadın geldi. Efendim bir çanak tutturdu. Çanakta kan ve irinle doldu. Bunlar dedi, helal olarak bir oruca sahura başladılar. Haramla iftar ettiler dedi, dedikodu etmekle. Yine Abdullah Dehlevi Hazretleri bir yerden geçiyordu oruçluyken. Orada dedikodu vardı. Hemen ona hızla geçti. Orucum bozuldu dedi. Üstad dedi, siz de hemen geçtiniz dedi. Fakat inikâs oldu dedi. Demek ki bu kadar orucumuzun keyfiyetine dikkat etmemiz lazım. Maddi ve manevi. Yine bize oruç fani nimetlerin bir gün tamamen elimizden alacağı bir ahiret yolcusu olduğumuzu hatırlatıyor. Burada heves edin, yemek içmek falan bitti. Bu da dünyevi imkanları ahiret sermayesi kılmaya gayret etmemiz icap ediyor. Hizmeti arttırmak, merhametimizi arttırmak. Yine bir gün Rasûlullah Efendimiz'in ailesi bir koyun kestiler. Ayşe bunları dağıtmıyordu Efendimiz. Akşam Efendimiz sordu, ne yaptın Ayşe dedi. Yâ Rasûlullah, bir kürek kemiği kaldı, kürek kemiği hepsini dağıttık dedi. Demek ki Ayşe dedi, bütün dağıttıkların bizim oldu dedi. Velhâsıl oruç bizi takvaya, şefkat merhamete, diğer gamda vicdan hassasiyetine eriştirmeli. Yani oruç bizi rahmet insanı kılmalı. Rasûlullah Efendimiz ve mâ ersalnâke illâ rahmeten lil âlemîn cihanı bir rahmet olarak gönderdi. Bir mümin rahmet insanı olacak. Yani rahmet şahsiyetine yansıyacak. Efendim buyuruyor, mümin elinden dilinden Müslümanların zarar görmediği, faydalandığı kişidir buyuruyor. Yani elimizden, dilimizden, kalbimizden kimse incinmeyecek. Kimse kırılmayacak. Burası çok mühim. Bir gün Efendimiz devesi üzerindeydi. Eshâb-ı kirâm yanında gidiyorlardı. Muaz bin Cebel dedi ki, ey Allah'ın Rasûlü dedi, edeben, seni rahatsız etmeyeceksem, yanına yaklaşmama izin verebilir misiniz dedi. Efendimiz'e yaklaş Muaz buyurdu. Muaz yaklaştı, yan yana ilerlemeye başladılar. Hazreti Muaz, canımı sana feda olsun ya Rasûlallah dedi. Cenab-ı Mevlâ'dan niyazım şudur ki, bizim emanetimizi, canımızı sizden önce almasıdır. Allah göstermesin, eğer siz bizden önce vefat ederseniz, sizden sonra hangi ibadetleri yapalım, hangi ibadetler daha faziletlidir dedi. Efendim bu soruya cevap vermedi, sustu Efendimiz. Bu yüzden Muaz, Allah'ın yolunda cihat mı edelim diye sordu. Efendimiz şöyle buyurdu, Allah'ın yolunda cihat çok güzel şeydir ama insanlık için bundan daha hayırlısı var. O zaman yine Muaz, yine oruç tutmak, zekat vermek mi? Evet, onlar da çok güzel ama daha faziletlisi var. Muaz bu minvar üzere insanın yaptığı bütün iyilikleri sayıp döktü. Rasûlullah Efendimiz her defasında insan buna daha hayırlısı var buyuruyordu. Hazreti Muaz, ya Rasûlullah, anam babam sana kurban olsun dedi. İnsan bundan daha hayırlısı olan nedir ki dedi. Efendimiz, ya hayır konuşacaksın veya da susacaksın buyurdu. Ya hayır konuşacaksın veya susacaksın buyurdu. Muaz yine hayretle, yâ Rasûlallah, konuştuklarımızdan dolayı hesaba mı çekileceğiz diye sordu. Bu dedikodu değil, boş konuşma. Bunun Rasûlullah Muaz'a şöyle dizine dokundu. Muaz da Allah sana hayrını versin dedi. İnsan yüzü cehennemi sürükleyen dillerini söylenen başka nedir ki dedi. Kim Allah ve ahiret gününe inanıyorsa ya faydalı söz söylesin veya sussun. Zararlı söz söylemeden kaçsın. Sizler hayırlı söz söyleyerek kazançlı çıkarsınız. Zararlı söz söylemeyerek de rahat ve huzura kavuşursunuz. Cenab-ı ayeti buyuruyor. Vellezîne hum anillâhu mûridîn onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Mevlana da diyor ki sakın diyor sözün maskarası olma diyor. Yani rahmetin şahsiyete yansıması için öncelikle nefsani arzular. Yani o verdiğimiz su misali. Suyun nasıl şeffaf, berrak olması, onu bir teşbihle Mevlana anlatıyor. Onun sıbgatullah, bir kul da işte Allah rengini boyunacak. Onun için kalpten ne çıkacak? Kibir, enaniyet, dedikodu, iftira, yalan, israf, cimrilik. Yani mesela bütün hasletler kalpten kazanacak. Gönül, ruhani istidatlar inkişaf edecek.
Yani gönüller şefkat, merhamet, cömertlik, tevazu, adalet, sabır, rıza, doğruluk, muhabbet, af, müsamaha, faziletlerle müzeyyen hale gelecek. Ve bunun en başında şefkat ve merhamet batini ibadetlerin başında geliyor. Bir nimete nail olduğumuz zaman daima şunu düşüneceğiz. Allah bu nimeti bana niye verdi? Benim vazifem nedir? Demek ki bana bunu bir imtihan malzemesi olarak verdi. Benden mahrum olanları, fakirler, yoksullar, mahrumlar yahut hidayet bekleyenler, bunlar bana zimmetli ve ben onlardan mesulüm. Hatta sallallahu aleyhi ve sellem bir sadaka olsa onu vermek bile çok çok acele ederdi. Hatta vefat sırasında bile birkaç sadaka vardı, hemen onları dağıttırdı ve şimdi rahatladım buyurdu. Allah dostlar mahlukata olan durumlarımızı da ikaz ederdi. Mesela Bahattin Nakşibendi Hazretleri, bugün bu çok fuzuli bir şey gibi gelir ama bu da bir hayvan hakkı. Gelen misafirlere Bahattin Nakşibendi tavuklarını bile sorardı. Yani onu bir kapattınız, hapis mi ettiniz vesaire. Yani bütün mahlukat bize emanet, kapımızda kediden, köpekten mesulüz. Hatta Fudar bir İyas Hazretleri diyor ki, şayet bir kul iyilik ve ihsanların her şeyini yapsa, fakat sahip olduğu mesul olduğu hayvanları ihmal etse, o diyor, onun diyor takvasını bozar buyuruyor. Şefkat, merhamet birincisi. İkincisi cömertlik. Cömertlik, bu merhamet, şefkat fiile yansıyacak. İmanımız meyve verecek. Bir mümin rahmet insanı olacak. Karşıdaki hissiyatıyla mesuliyeti hissedecek, fedakâr olacak. Ruhundan rahmet taşıracak. İnfak edecek. Bu infak üç derecede bildirilir. Birincisi sâil, sana gelip durumunu arz edene, durumuna göre ona bir şeyler vereceksin, gönlün olacaksın. Yani ret yok. Hiçbir şey veremeyene kabilen meysûra, tatlı birkaç söz söyleyeceksin. Fakat var ufak bir şeyle onu göndereceksin. İkinci mahrum. Bunlar iffeti dolayı isteyemeyenler. Bunu Cenab-ı Hak herkes buna zengin zanneder diyor. Halbuki bunlar teaffüf iffet dolayı isteyemez. Burada Cenab-ı Hak sen onu simalarından tanırsın buyuruyor. Kalbin senin berrak olacak, şeffaf olacak. Röntgen gibi olacak. Onu simasından tanıyacaksın. Üçüncü paylaşmak, işte muhacirle ensar arasında olduğu gibi. Dördüncü ihsar kendinden kesip vermek. İşte Mu'te'de bir bardak su üç tane ikram eden şehidin ortasında kaldı. Yani mümin gönlüne bir yağmur gibi olacak. Girdiği yeri her yeri imbat edecek. Bir güneş gibi olacak, en kuytu yerde dahi aydınlatacak. İmha eden değil, inşa eden olacak. Yine bir mümin mütevazı olacak, tevazu olacak. Kişliğini düşünecek. Abdi aciz olduğunu, aciz bir kul olduğunu idrak edecek. Onun için kimse ibadullah Allah'ın kulunu asla asla küçümsemeyecek. Cenab-ı Hak velül külümmezetin lümeze bu yazıklar olsun diyor bu alay eden, göz kırpan vesaire küçük görene. Kur'an-ı Kerim de buyuruluyor Cenab-ı Hak Karun'a la tefrah buyurdu. Böbürlenme buyurdu. Çünkü birden beri servet sahibi oldu, kibirlendi. Allah dedi böbürlenleri sevmez buyurdu. Şımarma dedi. Allah şımaranları sevmez buyurdu. Yani hak dostu ben demekten nefsin fahrından kaçınacak. Hatta Bahattin Nakşibendi Hazretleri hiçlik halinde yaşardı. Âlem yahşi ben yaman, âlem buğday ben saman derdi. Diğeri adalet. Allah adaleti emrediyor. Bir müminin zulmün her türlü uzak ve adil olacak, hakkı tevzi edecek, kul hakkından, hayvan hakkından kaçacak. Sabır ve rıza. Bir mümin başına gelen musibete sabredecek, takdire rıza gösterecek. Tabi bu da büyük bir seviye gösteriyor. İşte Gazze'de vahşete sabırla bir mukâvemet var. Allah'ın ibadetlerde sabatkâr olacağız. Namazlarımızı cemaatle kılmakla sabatkâr olacağız. Şeytani terkede mukâvemetli, metanetli olacağız. Değişen şartlar karşısında her hâli istikamet üzerinde olacak. Musibet çileleri sabır ve namazla bertaraf edeceğiz. Âyet-i kerîmede buyuruluyor.
Ey iman edenler, sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Sare vademizin misali, Firavun'un şerrine karşı kendini sabır ve namazla korudu. Firavun tecavüz etmeye yeltendi. Hemen iki rekat bir namaz kıldı. Selamet buldu. Aman dedi, bu kadını götürün dedi. Cinni midir nedir dedi. Nerede felç olacaktım ben dedi. Doğruluk, dürüstlük bir müminin şiarı olacak. Ticaretin dost doğru olacak. El emin es sadık oluyor ayet-i kerimede buyurulduğu gibi. Efendimiz sıfatlarıyla vasıflanacak. Ya hayır söyleyecek, ya susacak. Sözleri diken değil, gül vasfında olacak. Yılan dili olmayacak. Rahmet dili olacak. Muhabbet olacak. Yani Allah'a olan muhabbetle bütün mahlukata muhabbet duyacak. Fakat layıkıyla muhabbet ve müstakkında nefret olacak. Cenab-ı Hak Tebbet Yeda Suresi indirdi. Tabi bu Ebu Lehebe olsun, Ebu Cehil olsun, bunlara olan eğer biraz şu huyu da güzeldi dese, şu halde güzel dese, ya şu giysi güzel desek, Allah'a olan muhabbet, Rasûlullah'a muhabbete zarar verir. Af, müsamaha olacak. Mü'min şahsı adına kimseye kinlenmeyecek. Mü'minin kardeşi adına burudet olmayacak. Küslük varsa barışacak. Özür dilediğini suhûletle affedecek, affede affede affedilmeye kıyamet günü layık hâle gelecek. İşte layıkıyla tutulan bir oruç, adeta ruhun giydiği bir ihram gibidir. Nasıl hac ve umre ihramlıyken, orada refes yok, fısk yok, cidal yok gibi şehvi arzular, edep ve ahlak dışı konuşmalar, fıskı fucur yasaksa, oruçta da aynı durum söz konusudur. Oruçlu bir mü'min kimseyi incitmeyecek, kimse incinmemeye gayret edecek. Sahşına karşı yapılan kuzu Allah için affetme gayreti olacak. Her zamandan daha müsamih, daha anlayışlı olacak. Adeta melek sıfatlı bir kul olmaya gayret edecek. Yani tabiri caizse pamuktan daha yumuşak olmanın gayreti içinde olacak. Çünkü Efendimiz çok ikazları var bu hususta. Günahkârı değil, günaha kızacak. Günahı olan nefreti günahkârı taşıttırmayacak. Günahkârı Mevlana'nın o bazı bazı tuan çestiği bazı mısranda gibi gel gel diyor, ney sen de gel diyor. Bir merhamet kucağı açıyor mücrime. Gel burada hidayeti gör diyor. Huzura kavuş diyor. Yani demek ki bir mümin kalbi bir dergah olacak. Gittiği her yere bahar götürecek, muhabbet götürecek. Bunda yere huzur veren bir kişilik taşıyacak. Her şey ruha gıda olacak. Gönlünü ihya edecek. Yalnızların, kimsesizlerin, gariplerin de dostu olacak. Etrafı daima iyilik ve takva üzerine yardımlaşacak. Daima ilahi huzuru bulunan idraki içinde olacak. Gelmeyene gidecek. Kimseye küsmeyecek. Vermeyene verecek. Derya gönüllü olacak. Diyargem olacak. Evvela kendini düşünme yerine daima kardeşim önce sen diyecek. İsar sahibi olacak. İşte Mevlana ne diyor? Şems'ten diyor bir tek şey öğrettim. Zihnin bir şey öğrenmesine ihtiyacı yoktu Mevlana'nın. Demek ki kalbine ihtiyacı vardı. Celaleddin dedi, eğer bir tek üşüyen varsa sen ısınma hakkına sahip değilsin dedi. O da ben üşüyorum artık dedi. İmam Gazali Hazretleri her mümin sabah namazı kıldıktan sonra kendi kendine şu hatırlamada bulunacak. Benim sermayem ömrümdür. Ömrüm geçince sermayemle artık kazanma imkanım kalmaz. Geçen Ramazan'da birçok kardeşlerimiz vardı. Şimdi bunlar öbür tarafta. Bizlerin bu kalabalıkta acaba gelecek Ramazan'da kimden var, kimden yok bilemiyoruz. Cenab-ı Hak inşallah bu Ramazan'ı öyle bir ihya edelim ki Cenab-ı Hak nasip et, lütfuyla nasip etsin. Son nefesim bir bayram sabahı olsun inşallah. İnsan vardır, daha yaşarken mazi olmuştur. Yani insan vardır, asırlar önce yaşamış olmamıza rağmen gönüllere hayat bahşeden maddi manevi hizmet, himmet ve ruhaniyeti bugün bir dipdiridir. Hak dostun durumu budur. Onlar fani hayatlarından sonra ömrü devam eder. İşte Übel Ensari Hazretleri. Onun günde kaç sihirâçısı var? Bizim kaç sihirâçımız var? Hüdâyî Hazretleri, kaç sihirâçısı var? Bizim kaç sihirâçımız var? Nasıl Bahattin Nakşibendî Hazretleri, Abdülkadir nasıl irşâdları devam ediyor? Velhâsıl demek ki Cenâb-ı Hak bir dost olabilmek. Cenâb-ı Hak dost olana ayrı bir muhabbet veriyor, sevdirtiyor. Fâsıklar bile seviyor. Fâsıklar bile onun türbesine gidiyor.
Sâdî Şirazî diyor ki, eğer sen yalnız kuru bir suretten ibaret olursan, öldüğün zaman cisminle de isminle de her şeyle sen ölürsün diyor. Eğer kerem sahibi ehli hizmet olursa, Allah dostu olursa ömrün cesedinden sonra da fedakârlığın gönlüne girebildiği kadar devam eder buyuruyor. Kıymetli kardeşlerimiz, çocuklar anne baba ihsan eden ilahi emanetlerdir. Kalpleri tertemiz bir toprak gibidir, işlenmeye muhtaçtır. İstikbalde olan gül veya diken olanı acı veya tatlı meyveler vermesi üzerine atılan tohumların keyfiyetine bağlı. Bu sebeple hak dostları daima bir nesil yetiştirmenin endişesi içinde yaşarlar. Dergâhlar bir mektep olmuştur onlara. Peygamberlerin maddi bir mirası yoktu. Onun gerçek mirası yetiştirdikleri ümmetti. Evliyaullah'ın da bütün gayreti arkadan İslam'a hâdim olan güzide bir insan mirası bırakılmaktır. Bu güzide kullar Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanan ve Allah'ın nasipli kullarını sevdirdiği kimselerdir ki Cenab-ı Hak burada işte orada Cenab-ı Hak Rahman Vüdda onlara bir gönlüne bir ferahlık verir buyuruyor. Bir sevdirir buyuruyor, insan da onu sever buyuruyor. Demek ki bir Cenab-ı Hak'la dost olmak, evlatlarımızı billahi bu hususta istikametlenmek, dostluğun Allah'taki kaynağına erişen Mevlana, Yunus, Şah-ı Nakşibendi, Aziz Mahmud Hüdayi mesela hak dostları sonsuza kadar bütün insanlığın dostu olarak kalacaklardı. Çünkü onlar Cenab-ı Hak'la dost oldular. Bugün anne babaların en çok dikkat etmeye gereken hususun dünyayı kazanmak için değil, ahireti kazanabilmek için geldiğimizdir. Dünyayı kazanmak için daima teşvikler var. Ahirete bir teşvik yok maalesef meydan tesiri. Yani dünya ise ahiret için geldik biz. Bu sebeple evlatlarımız da ahiret terbiye yetişmesi zaruri. Bilhassa onları dünyevi bilgilerle beraber ahiret şuuruyla ahiret talimatıyla yetiştirmek zaruri. Bugün maalesef tesiri yarın daha çok ortaya çıkacak. Devamlı kafeler açılıyor. Kafelerinde de zaman ziyanlı. Gaflet mekanları. En genç, en dinç, en güçlü zamanda kafelerde vakitler öldürüyor. Bakıyorum her gün bir yer bir kafe daha açılıyor. Onun için evlatlarımızı çok ehemmiyet vermemiz lazım. İslam kültürü basit bir kültür değildir. En büyük kültürdür. Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği bir kültürdür. Rasûlullah Efendimiz bu kültürün eğitimine 23 sene emek verdi. Evlatlarımızı İslam kültürü ile yetiştirmemiz bizim Allah'a ve Rasûlullah'a olan yakınlığımızın bir işaretidir. Onların temiz yüklü evlatlarımızın Allah ve Peygamberimiz sevgisi Kur'an ve sünnet kültürüyle aşılayalım inşallah. Unutmayalım ki insan İslam ile ihya olur. İslam ile güzel bir kul kıvamı kazanır. İslam ile ebedi saadet yurduna kavuşur. Bu anne babanın en mühim vazifesi evlatlarını salih ve salihâ olarak yetiştirmektir. Bir iffet ve edep timsali olmalarıdır. Güzel bir nesil yetiştirmek hepimizin mesuliyetidir. Şayet bu mevzu ihmal edilirse akıbet hazin olur. Evlatlarımız dinlerine, medeniyetlerine yabanlaşır, kıymetlerini kaybeder, yabancı kültürün esiri olur. Bugün yabancı kültürün durumunu görüyoruz. İşte Gazze'yi görelim. Yani yabancı kültür Gazze'de ne yapıyor? Katliamdan başka ne yapıyor? İmam Gazali evladını şu şekilde koru diyor. Onu güzel terbiye et, kötü huylarını tezki et. Onu ahlaki faziletleri öğret. Küçük yaşlarda namaz. Küçük yaşlarda ona cömertlik, merhamet telkin etmek. Onların en mühimi kötü arkadaşlardan korumak. İşte bugün de medyanın kötü arkadaş olan medyalardan evlatlarımızı nasıl bir telkin edeceğiz ki onları koruyacağız? Cenab-ı Hak ayette ailene namazı emret. Kendine o namazı sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz Cenab-ı Hak diyor. Aksine seni biz rızıklandırıyoruz. Güzel akibet takva ailedir. Bu itibarla bir anne babanın en kıymetli mirası evladına Kur'an ve sünnet tahsilidir. En mesul anne babalar evlat İslam şeriatı ve karakterine miras bırakabilenlerdir. Ömer bin Abdülaziz vardır Emevi halifelerinde. Ona diyor sen çok zengindin diyorlar. Şimdi evlatlarına bir şeyler bıraksan olmaz mıydı diyorlar. O da cevaben diyor ki eğer diyor geride kalan evlatlarım salih kimselerden olurlarsa
onların sıkıntı düşmelerinden korkmam. Zira Cenâb-ı Hak ayette buyuruyor ki, Allah salih kullarının velayetini, vesayetini bizzat deruhte eder. Allah salih kullarının velayet vesayetini bizzat deruhte eder. Cenâb-ı Hak onların velisi, vâsi olduktan sonra onların ileride karşı hallerinden hiçbir endişe etme. Eğer salih diye de sefih olacaklarsa böyle hakkında yine Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 5. ayette malınızı sefihlere vermeyin buyuruyor. Bu ilahi nehye rağmen sefih olacak çocuklarıma mal toplayacağım buyurdu. Yine ey iman edenler kendinizi ve ailenizi yakıtı insanları ve taşlarını ateşten koruyun buyuruyor diyor. Bilhassa kız çocukları daha çok emniyet çünkü aile kız çocukları nesil devam ediyor. Efendimizden Hasan radıyallahu anh su istedi. Efendimiz Hasan razı getirdi. Fatıma validemiz "Ya Hasan'ı daha çok seviyorsun herhalde. Onu baştan yok." dedi. Müsavat dedi. Hasan daha evvel istedi dedi. Fakat dedi siz çocuklarına müsavat yapın. Fakat kız çocuklarına daha çok itina edin buyurdu. Bir mütefekkir diyor ki bir erkeği terbiye edin, bir insanı yetiştirmiş olursunuz. Bir hanımı terbiye edin, bir aileyi hatta toplumun büyük bir bölümünü yetiştirmiş olursunuz. Sâlihâ hanım hakkında Efendimiz şöyle buyuruyor: "Bana dünyadan üç şey sevdirildi. Bir gözümün nuru namaz. Demek ki namazı Allah hepimize çok sevdirsin. Hâlâ hatırımdadır. Afrikalı bir talebe bir gün geldi dedi ki: "Hocam dedi sizden bir dua isteyeceğim dedi. Oğlum ne istiyorsun dedi? Tahsilin vesairenin nedir dedi. Sanki delikanlı bir ders verdi. Hocam dedi, dua edin, Allah bana namazı çok sevdirsin dedi. Bol bol Rabbime secde edeyim dedi. Demek ki Efendimiz gözümün nuru namaz. Demek ki Efendimiz yaklaştıran hususan bir de gözümün nuru namaz. Diğeri güzel koku, Müslüman daima zahiri bâti tertemiz olacak. Girdiği bir buket gibi bir huzur hali verecek. Üçün Sâlihâ hanım. Efendim böyle dünya geçici bir faydanı ben onun faydası olan en hayırlı varlığı dindar kadındır. Onun için evlatlarımızı, bilhassa kız çocuklarımızı üzerine ayrı himmet vermemiz icap ediyor. Kadınların manevi terbiyesini ihmal edip toplumlarda insanlık baharı açmaz. Kadın gerçek değerini kaybederek sokağa düşer. Bu da bir pırlantanın çöp tenekesine düşmesi gibi bir faciadır. Seban anlatıyor. Biz diyor Allah razı olsun birlikte seferde bulunuyorduk. Ayet indi. Altın ve gümüşü biriktirip de bunları Allah yolunda harcamayanlara, sarf etmeyenlere acıklı bir azab ile müjdele. Eshab'tan bazısı aralarında altın gümüş hakkında inecek olan indi. Biz neyi biriktiririm dediler. Resul şu cevap verdi. Sahip olan şeyin en kıymeti zikreden bir dil. Ağzımız zikre alacak. Subhanallah, elhamdülillah, ya Rabbi şükür. İkincisi şükreden bir kalp. Daima ne halde olursa olsun Cenab-ı Hak bir teşekkür halinde yaşayacağız. Üçüncü beyine zevcesinin imanına yardım edecek sâlihâ bir zevce. Velhâsıl kız evlatları ailenin iffetidir, bereketidir. Bugün ona çok ihtiyaç vardır. Bugün kayboluyorlar. Onlar ailenin sultanı, yuvasını ayakta tutan hanımefendi ve çobanı olacak, evlatını yetiştirecek, onları hakka ve hayra sevk edecektir. Onun için evlatlarımız zamanın fitnelerinden, internet, televizyon, moda vesaire rüzgarlardan, kafede ziyan eden zamanlardan korumamız lazım. İnşallah Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz اَلْمَرُ مَعْمَنْ اَحَبِ kişi sevgiliyle beraberdir. En çok Rasûlullah'ın sevgilerin, bütün sevgilerin üzerine inşallah çıkar. Onu istikametiyle istikametlendirir inşallah. اَلْمَرُ مَعْمَنْ اَحَبِ ahiretimiz onunla beraber olur inşallah.